Şu an sıramız 163. Önümüzde de gördüğünüz gibi 2 kişi var. Sıra bize gelince satış arkadaşa vereceğiz. Bir takipçimize araba satmak istedik ve bunun için kar gütmedik. Normalde 7 veren de oldu, 7,5 veren de oldu. 8 veren bile oldu ama onlara arabayı vermemeye karar verdim. Ben istedim ki bir takipçimize gitsin. Ali ne diyorsun? Satacağız. Şimdi abi ben sana şöyle söyleyeyim. Hani dediğin kadar var, videolarını da izledik, fotoğraflarını da gördük. Hani eksik bir şey çıkmadı arabada. Yani araba temiz, gördük, beğendik. Geldiğimizde adaş olduğumuzu öğrendik. Yani memnun oldum ben. Tekrardan sağ olun. İnşallah satışı Ali'ye vereceğiz. Ben de çok mutlu oldum çünkü Ali çok temiz bir insan ve bize sıra geldi galiba. Yok gelmemiş, 3 kişi var. Ali çok temiz bir insan ve gerçekten de böyle birine gitmesini istedim yani arabanın. Çünkü ekmeği yenilecek bir araba. İstedim ki takipçilerimizden biri yesin ekmeğini. Noterden çıkınca şimdi daha net konuşuruz. Arabayla bir vedalaşırız. O kadar vakit geçirdik arabayla. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Bilmiyorum, çok eksiğini yaptırdık, çok sanayiye girdik çünkü duygusal bir bağım oluşturduk arabayla yani. Satmak istemiyorum. Yok, satacağız inşallah. El salla. A few moments later. Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır istediğiniz araba satış videosuyla sizlerle beraberiz. Şimdi başımıza pişmiş tavuğun başına gelmeyecek bir şey geldi dün. Videonun başına noter kısmını koyduk. Evet, biliyoruz en sonda olması gereken kısmı. Ama başımıza öyle bir şey geldi ki şimdi anlatacağım. Dün güzel bir şekilde noterimize gittik. Saatte 4-4.30 civarıydı değil mi Ali? Aynen, o civarlardaydı. Yani daha noterin kapanmasına 1 saat, işlem saatiyle beraber 1.5 saat vardı. Biz gittik. İşte tam satışı yapacağız, şey yapacağız. Bir gittik notere. Araç satışları iptal olmuş. Niye diyoruz? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesi çökmüş bilmem ne. Biz de Şahin'i kullanmadığımız için sigorta yaptırmadık. Ama bunun zaten cezasının da çıkacağını biliyorduk noterde. Tam notere giderken sigortayı yaptıralım dedik. Aradık sigortacımızı. Sigortacımız diyor sistem çöktü falan. Allah Allah dedik, işte internetten bakıyoruz falan, hani o mu bize bir şey yapıyor diye sigortacımız. Bu sefer noterdekiler de deyince, noterdeki katipler, hani kapandı sistem falan Emniyet Genel Müdürlüğü. Yani tüm ülkenin noterleri haricinde arkadaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sistemi çökmüş. Yani sizi bir araç için ya da normal bekçi, polis, jandarma birisi çevirse Emniyet Genel Müdürlüğü'nden GBT'nize ya da aracın durumuna hiçbir şeye bakılmıyordu. Komple bir çöküş vardı. Sadece noterde vekalet falan işte cartcurt öyle şeyler yapılıyordu. Araç satışı vesaire hiçbir şey olmuyordu. Şansımıza da o zamana kadar olmamış, biz girmeden 5 dakika önce, yani 10 dakika önce gelsek erkenden işimizi halledecektik. Hem oradaki 1,5 saatimiz, işimiz, gücümüz hallolmadı. Hem de şimdi tekstil kentteyiz. Ali çeksin. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. Burası Bakırköy 45. Noterliği. Şu anda da zaten saat 1:04 geçiyor. Bugün 26 Ekim Cumartesi. Nöbetçi noterliğe kaldık yani, anlayacağınız arkadaşlar. Şimdi alacak arkadaşlar, biz de Ali ile 2 kişiyiz. Onlar da 2 kişiler. Onlar da bir şeyler yemeye gittiler. Acıkmışlar. Biz de onlara dedik 9'da buluşalım diye. Yani biliyoruz çünkü 10'da açılıyor nöbetçi noterler. Hafta içi 9'da açılıyor ama 10'da açıldığı için dedik bari 9'da buluşalım erkenden. Hani sırada bekleyelim, kapının önünde bekleyelim, işimizi halledelim. Artık sıra numarası vermiyor yani. Hani basıyorsunuz makineye, sıra numarası veriyor ya, onu vermiyor arkadaşlar. İsim yazdırıyorsunuz. Şu an 98. kişideymiş. Yani öğle arası yeni bitti. 5 dakika oldu. Saat 1 şu an. Biz de ismimizi yazdırdık. 194. sıraya ismimizi yazdırdık. Yani önümüzde yaklaşık 100 kişi var. 96 kişi var. Yani şu an Esenler Bağcılar sınırına girdiğimiz için böyle hareketler var. Hem bugünümüz ölmüş oldu. Saati 1 ettik. Elimizde bir şey yok. Belki de 2 saat daha geçecek. 3 edeceğiz, 4 edeceğiz. Bakalım, 100 kişinin işlem yapmasını bekliyoruz. Dün de işimizi halledemedik. Bugün de halledemedik. 6500'e anlaşmıştık biz arkadaşlar. Biliyorsunuz 6000 liraya zaten almıştık. Hani çok bir karlık bir şey yok yani. Alakası şey değil. Takipçimiz diye verelim dedik. Hani birinin gönlü olsun diye. Yok zaten yorumlarda 7 vereyim, 7,5 vereyim, cart vereyim, cürt vereyim. Hani biz onlara cevap vermeyelim, uğraşmayalım diye. Hem de bizi takip ettiği için aradı direkt. Abi ben Yalova'dan geleceğim dedi. Biz de çık gel dedik. Yalova'dan geldi kardeşimiz. 6,5'a verdik. Ama 6,5'a dün verecektik. Bugün işte o işlemler olmayınca onları da Yalova'ya göndermek istemedik. Burada misafir edelim dedik. Burada onları Taksim'e uğurladık. 250 lira da onlardan otel parası olarak düştük. Onlar da bu gece İstanbul'da konaklamış oldular. Onların da tabii ki günleri öldü. Normalde dün akşam Yalova'da evlerinde olacaklardı. Ama şu an nöbetçi noter bekliyoruz.
Yani benim anlamadığım, yine ben eleştiri yapacağım arkadaşlar. Güldük, eğlendik, vay nasıl başımıza gelir de. Bu arabadan zorunlu trafik sigortası alıyorsun. Elimi bak şöyle çek. Bu arabadan zorunlu trafik sigortası alıyorsun. Bu arabadan vergi alıyorsun. Bu arabadan işte bilmem ne ÖTV'li vergili mazotunu, LPG'sini alıyorsun. Bundan bandrol alıyorsun. Cart alıyorsun, curt alıyorsun. Her şeyi güzelce alıyorsun. Ama ben aracımı satmak istediğimde, yani bana zimmetli, benim çalışıp emek edip arabayı aldığım arabayı satmak istediğimde bana satmaya izin vermiyorsun. Şu an biz sistem mağduruyuz arkadaşlar. Sistem mağduru diye bir laf var ya, böyle kapitalizm cacur. Biz şu an tam oyuz. Boş yaptınız diyorsunuz ama gerçekten iki günümüz bir şahin için boşa gitti. Alakasız şekilde biz 1,5 saat öncesinden notere gitmişken şimdi nöbetçi noterde 100 kişi sıra bekleyeceğiz. Cumartesi günü de gitti, cuma günü de gitti. Bu, bir tane daha eleştiri yapayım hazır gaza gelmişken. Arkadaşlar bari hani nöbetçi noter oluyor, tüm her yerde olmasını geç, hani tüm noterlerin açık olmasını, bari Küçükçekmece'de iki, Bağcılar'da iki, Cartcurt, her ilçede iki, üç tane olsun. Ben Küçükçekmece'deyim, yok Esenler'e geliyorum, Küçükçekmece'de nöbetçi noterlik yok. İstanbul'un en büyük nüfuslu ilçesinde nöbetçi noterlik yok arkadaşlar. 1 milyon nüfusu var Küçükçekmece'nin, nöbetçi noterlik yok. Esenyurt'ta mesela aynı şekilde, Beylikdüzü'de hiçbirinde yok. Karşıda Kadıköy'le Kartal'da, burada da Beyoğlu, Fatih, işte Esenler var. Bir de Başakşehir var yani. Bunlar çok yetersiz. Ben arabamı satmak istediğimde hem sistemin çöküyor hem noterin yeterli değil. Ben hiçbir şey anlamadım bu sistemden. Hani uzun zamandır araba satış videosu istediğiniz için biraz hem bu olaylı bir satış videosu oldu, bunlardan bahsedelim dedik. Hem de Şahin'imiz sizlerle bayağı özdeşleşti, bunları anlatalım dedik. Şahin'imizi kaça sattık, kaça ettik. Arkadaşlar şu an yemek yerken de biz biraz laflayalım dedik siz takipçilerimizle. Şu an çok kalabalık yani, yine yürürken ya da orada bir sahne açabilirsek. Kapının önü full yığılmış, sıra sıra çağırarak alıyorlar. Artık sıra numarası da olmadığı için isimleri sıra sıra çağırarak isim okuyorlar, bildiğiniz 80'ler Türkiye'si gibi. Hep eleştiriyorum ama bunlar gerçekten de hak edilen şeyler. Sıra bize gelince görüşürüz arkadaşlar. Eğer satarsak ve arabada arkadaşlarla beraber zaten garajımıza gideceğiz. Orada onlara Şahin'i teslim edeceğiz. Onların da yorumlarını alırız. Onları da bir güzel uğurlarız. Birazdan videoda görüşmek üzere. Şu an 2 saattir bekliyoruz. Hala tekstil kentteyiz. 2 saatten daha fazla oldu hatta. 1 miydi sen gösterdiğinde? Birdi. Şu an arkadaşlar tam 2 saat oldu. Önümüzde tam 100 kişi vardı. Önümüzde şu an 29 kişi var. Saat 3. Bakalım gelir gelmez, çok gelse de ucucu olacak. Vallahi yani bu noter satışı beni inanılmaz yordu. Bir daha da hafta sonu gelirsem 2 olsun yani. Zaten dün mağdur olduk arkadaşlar. Bugün de artık alamazsak 58 dakika kaldı. Direkt arabayı hurdaya verip parçalayacağım yani. Direkt ortadan ikiye böleceğim arabayı. Sonra ezeceğim. Şey yapacağım. Hurdaya vereceğim. LPG'yi alacağım. Öyle yapacağım yani. İnsanı o raddeye getiriyorlar. Yani bilmiyorum, inşallah gelir. Bakın bir saatimiz var. Bir saat sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar arabamızı sattık. Şimdi satışı verdik. Noterde de zaten son dakikada yani. 4'te kapanıyordu noter. Biz 3.50 gibi işimizi hallettik. Ali'ye sattık. Gel Ali. Adaşım zaten. Ali Yalova'dan geldi. Arabamızı verdik hayırlısıyla. Vallahi ben her şeyden memnunum. Yani çok güzel karşılandım geldiğimde. Hani zaten adaşımmış, geldiğimde öğrendim ismin de Ali olduğunu. Ali ile satışımız 2 gün sürdü. Yani normalde gelirsiniz, arabayı beğeniyorsan beğenirsin. Evet, notere gidersin. Noterde Ali'nin artık bahtı mı kara, bizim mi bahtımız kara, bir şey vardı yani de. Yani işimiz inanılmaz derecede uzadı. Çetrefilli oldu ama sonunda hayırlısıyla verdik arabayı. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol. Biz, ben anahtar nerede? Anahtarın verme pozunu yapayım. Arabanın üstünde. Dur anahtarı alayım. Ben arabayla vedalaşayım. Son kez çalıştırayım. Sonra Ali'ye anahtarını vereyim, teslim edeyim. Vedalaşalım. İşte gidiyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Ali hadi selametle gidin kardeşim. Allah'a kendinize iyi bakın. Sigara içmeyin şimdi. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Amcalara, dayılara arabaları sattığımız için tabii kameraya sıcak bakmıyorlar. Fakat yaşıtımız olduğunda olabildiğince video çekmeye çalışacağız. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.